ABD, YPG, PKK'ya TOW füzeleri ve uçak savar silahları teslim etti. ABD'nin bölgede son çırpınışları. Hintli diplomat, Erdoğan'ın Esad'la uzlaşma süreci Amerikan ihanetinin intikamıdır. Libyalı siyasetçiler yeni cumhurbaşkanı seçimine çözüm aramak için İstanbul'da bir araya geldi. Putin'in Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Güney Kıbrıs'ta ABD arasında savunma anlaşması imzalandı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandırılan YPG'li teröristlerin geçen ayın ortalarında ABD ordusundan bir TOW füzesi sevkiyatı aldığına dair haberler ortaya çıktı. Bir askeri kaynak ABD ordusunun Suriye'deki YPG'li teröristlere bu füzeleri teslim etmeden önce nasıl kullanılacakları konusunda eğittiğini söyledi. Defense Arabia, Suriye'nin doğusundaki Hasekeh vilayetindeki Kamışlı kasabası yakınlarındaki bir kampta yaklaşık 80 YPG'li teröristin ABD askeri personeli tarafından yeni silahlar konusunda eğitildiğini belirtiyor. Bu tank savar ve uçak savar füzelerinin büyük bir kısmı Halep'in kuzeydoğusundaki Membiç, Ayn el Arab ve Tel Rifat bölgelerine gönderildi. ABD, Fırat'ın doğusuna girdiğinden beri ilk kez Suriye Demokratik Güçleri'ne bu tür bir füze teslim etti. Öte yandan terör ve güvenlik uzmanı emekli albay Coşkun Başbu, Ankara-Şam görüşmelerine ilişkin terör örgütünün bölgeden temizlenmesiyle birlikte ABD'nin de çıkmak zorunda kalacağını belirterek, gerekçesi kaldı mı, tezgah neye kurulu, DAEŞ'le mücadeleye, orada da ortada hiçbir terör örgütü kalmadı. Sen neyle, kiminle neyin mücadelesini vereceksin? Dolayısıyla boşa çıkmış oluyorlar. O zaman Amerika boşa çıkacak. Boşa düşeceği için de bu süreci durdurmak için her yolu deniyor. Ama Allah'a şükür yani şu an sahada olaylar da bizim lehimize gelişiyor. Amerika buradan bana göre bir kazanım elde edemez. Dolayısıyla Amerika için geri sayım başladı. Sadece Suriye'de değil, bütün Orta Doğu'da diye ekledi. Hindistanlı emekli büyükelçi Badra Kumar, Rusya Doğu Akdeniz'de güçleniyor başlıklı çarpıcı makalesinde Türkiye-Suriye görüşmesini analiz ederek Erdoğan'ın Esad'la uzlaşma süreci Amerikan ihanetinin intikamıdır ifadelerini kullandı. Suriye'deki savaşın sorunun ABD'nin Orta Doğu'daki etkisinin sonu olacağını kaydeden Hintli diplomat şöyle devam ediyor. 20 yıl önce Arap Baharı Batı Asya'yı kasıp kavururken eski ABD Başkanı ve Nobel Ödüllü Barack Obama'nın başlattığı 11 yıllık acımasız Suriye çatışmasında perde artık kapanıyor. ABD 2022 biterken Batı Asya'da büyük bir gerileme daha yaşadı. Rusya'nın arabuluculuğunda gelişen Türkiye-Suriye uzlaşma süreci bir ihanet ve intikam destanı olarak görülmelidir. Ankara 2011 yılında Suriye'de rejim değişikliği projesine öncülük etmesi için Obama yönetiminden büyük baskı gördü. Obama, Türkiye'nin Batı Asya'daki dönüşüm için ılımlı İslam'ın taşıyıcısı olarak sevinçle hizmet edeceğini düşünmüştü. Ancak Ankara, Suriye'de değişen manzaraya yanıt vermeden önce dış politikasını Arap Baharı'na uyum sağlayacak şekilde ayarlamak için acele etmedi. Erdoğan, Ankara'nın Türkiye'nin komşularıyla sıfır sorun politikası izlediği bir dönemde Suriye'deki ayaklanmaya hazırlıksız yakalandı. Ankara, Arap Baharı'nın nasıl sonuçlanacağından emin değildi. Suriye, Erdoğan için nihai bir sınav ve gerçek bir meydan okumaydı. Ankara, Türk ordusunun PKK lideri Öcalan'ı barındırdığı gerekçesiyle Şam'la giriştiği büyük hesaplaşmanın ardından 1988'de Adana Mutabakatı çerçevesinde Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük yatırım yapmıştı. Erdoğan başlangıçta Beşar Esad'ın iktidarı kaybetmesini istemedi ve ona reform yapmasını tavsiye etti. Obama, Erdoğan'ı Esad hükümetinin sorunu getirmeyi düşündüğü planda ABD ile işbirliği yapmaya ikna etmek için dönemin CIA Başkanı David Petraeus'u 2012'de iki kez Türkiye'yi ziyaret etmesi için görevlendirmek zorunda kaldı. Petraeus, Ankara'ya Suriyeli isyancıların silahlandırılması ve eğitilmesi için gizli bir program önerdi. Ancak 2013'e gelindiğinde Erdoğan, Obama'nın Suriye'de sınırlı bir Amerikan müdahalesi istediğini ve geriden yönetmeyi istediğini anlamaya başladı. 2014 yılında Erdoğan, Obama ile ilişkilerinin azaldığını kamuoyuna açıkladı ve Suriye ittifakı konusunda doğrudan sonuç alamadığı için hayal kırıklığına uğradığını söyledi. O zamana kadar 170 binden fazla insan ölmüş, 2.9 milyon Suriyeli Türkiye'de dahil olmak üzere komşu ülkelere kaçmış ve çatışmalar 6.5 milyon insanı da Suriye içindeki evlerini terk etmek zorunda bırakmıştı. Basitçe söylemek gerekirse Erdoğan elinde bir kutu solucanla kalmış ve Obama çekip gitmişti. Daha da kötüsü Pentagon, PKK ile bağlantılı Suriyeli Kürt gruplarla işbirliği yapmaya başladı. Ekim 2014'te ABD Kürt güçlere malzeme sağlamaya başladı ve Kasım 2015'te ABD özel kuvvetleri Suriye'de konuşlandırıldı.
Gerçekten de o zamandan beri Erdoğan, bir NATO müttefiki olan ABD'nin Türkiye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden bir terörist grupla aynı safta yer almasını protesto etmesi boşunaydı. Moskova'daki Türkiye ve Suriye'nin savunma bakanları ve istihbarat şefleri arasında Rus mevkidaşlarının huzurunda gerçekleşen iki toplantı işte böyle bir zeminde gerçekleşti. Erdoğan'ın Esad'la uzlaşma süreci özünde Amerika'nın ihanetinin tatlı intikamıdır. Erdoğan, Amerika'nın gözünde bir parya olan Esad'la iletişim kurabilmek için ABD ve NATO'nun gözündeki düşman ülke olan Rusya'dan yardım istedi. Metris apaçık ortadaydı. Türkiye'nin Suriye muhalefetinin kalıntıları üzerinde sahip olduğu nüfus göz önüne alındığında Ankara ile Şam arasındaki normalleşmenin bölgesel güvenliği ve özellikle de Suriye Savaşı'nı etkileyeceğine şüphe yok. Ankara ve Şam'ın Adana mutabakatını yeniden canlandırması halinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir kara operasyonu düzenlemesi gerekmeyebilir. Nitekim Akar, Ankara, Moskova ve Şam'ın Suriye'de sahada ortak misyonlar yürütmek için çalıştıklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Ukrayna Savaşı'nın tam ortasında direksiyona geçip Suriye ile uzlaşmaya yönelmesi, Moskova ve Ankara arasında derinleşen stratejik bağlara yepyeni bir boyut katıyor. Erdoğan için de Suriye, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye yönelik son dönemdeki politika girişimlerine eklenen en yeni unsur oldu. Suriye açısından bakıldığında Türkiye ile normalleşme, son yıllarda çatışmayı körükleyen çeşitli bölgesel devletlerle baya başta olmak üzere ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden çok daha önemli olacaktır. Türkiye'nin Suriyeli muhalif gruplarla olan denklemi, Suriye topraklarında devam eden işgali, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ve benzeri Suriye'nin güvenliğini etkileyen hayati konulardır. ABD, Erdoğan'ın Esad'la normalleşme hamlesine kızıyor. Üstelik Rusya'nın yardımıyla olmasına daha çok sinirleniyor. ABD'nin Suriye'deki askeri varlığından ya da Suriyeli YPG ile ittifakından vazgeçmesi artık mümkün değil. Ancak YPG kendisini zor bir durumda bulacaktır. Suriye, Türkiye'den topraklarından çekilmesini ve silahlı grupları desteklemeyi bırakmasını talep ederken, Türkiye de buna karşılık YPG'yi sınırdan uzaklaştırmakta ısrar edecektir. Gerçekten de Türkiye sınırı boyunca YPG milislerinin yerini Suriye hükümet güçlerinin alması hem YPG'nin hem de ABD askeri varlığının zayıflamasına yol açacaktır. Ancak Kürtlerin Suriye'nin geleceğindeki yerine ilişkin soru hala cevapsız kalacaktır. Geçen hafta Moskova'da yapılan toplantılar Rusya'nın Batı Asya bölgesindeki konumunun Ukrayna İtilafı ile tanımlanmaktan çok uzak olduğunu gösteriyor. Rusya'nın Suriye üzerindeki etkisi devam ediyor ve Moskova, Suriye'nin çatışma bölgesinden çıkışını şekillendirmeye ve Doğu Akdeniz'deki uzun vadeli varlığını sağlamlaştırmaya devam edecek. Geleneksel akıl Ukrayna'da savaş çıktığında Rusya ve Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarının kaçınılmaz olarak çatışacağını düşünüyordu. Paradoks da burada yatıyor. Zira yaşananlar bunun tam tersi çıktı. İfadelerini kullandı. Trablus merkezli Libya Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Libya'nın siyasi liderleri ülkedeki krize siyasi bir çözüm bulmayı görüşmek üzere İstanbul'da bir araya geldi. Habere göre liderler farklı toplumsal, politik ve coğrafi bileşenlerden tüm kesimlerin katılımıyla ülkede kapsayıcı bir ulusal diyalog çağrısında bulundu. Aynı şekilde liderler Libya'nın bir sonraki cumhurbaşkanının seçileceği koşullar ve kriterleri de ele aldı. 4 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen ve Etiler'le aktif Libyalı şahsiyetler arasında ulusal istişare toplantısı başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya Libya siyaset sahnesinden yaklaşık 50 isim katıldı. Libya Haber Ajansı'na göre toplantıya katılanlar kamu yararını özel çıkarların ve ulusal egemenliğin önüne koyan, dini, milli, siyasi, ahlaki ve beşeri ideal ve değerlere bağlı kalan ulusal tüzüğün yazılması meselelerini ele aldı. Ajansa göre katılımcılardan biri olan Libya'nın eski Fas Büyükelçisi, bu ulusal toplantıyla ülkedeki siyasi çıkmazdan kurtulmayı, seçime gitmeyi, istikrar ve ulusal uzlaşıyı sağlamayı ve tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkmasını sağlayacak bir mekanizma üzerinde anlaşmayı hedeflediklerini söyledi. Toplantıyı düzenleyenler tarafından yayınlanan nihai bildiride, tüm siyasi ve sosyal tarafları temsil eden ulusal bir proje ortaya koymak amacıyla gerçekçi bir vizyona ulaşmak için bir Libya şehrinde ulusal bir toplantı düzenlenmesi, siyasi çözümlerin tartışılması ve tekliflerin sunulması kararı verildiğine dikkat çekildi. Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşerek Ukrayna'daki durumu Akkuyu Nükleer Santrali ve Doğalgaz Merkezi projesini ele aldı. Açıklamada Rus tarafında Kiev rejimini silah ve askeri teçhizatla dolduran, ona operasyonel bilgi ve hedef belirleme sağlayan batılı devletlerin yıkıcı rolü vurgulandı.
Erdoğan, Moskova ve Kiev arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu yinelerken, Putin de Kiev makamlarının Rus taleplerine uyması ve yeni bölgesel gerçekleri dikkate alması koşuluyla Rusya'nın ciddi bir diyaloğa açık olduğunu yineledi. İki lider ayrıca başta Türkiye'de bölgesel bir gaz merkezi oluşturulması ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası olmak üzere ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularını ele aldı. RIA News'un haberine göre Suriye krizine de değinen taraflar, Rusya, Türkiye ve Suriye Savunma Bakanlarının Moskova'da bir araya gelmesinden övgüyle söz ederek bu tür bir formatta temasların geliştirilmesinin Suriye'deki durumun iyileştirilmesine yardımcı olacağı umudunu dile getirdiler. Rum yönetiminin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ve Sırbistan'la imzaladığı ikili savunma işbirliğine bir yenisi eklendi. Rum basınının haberine göre Washington ve Rum yönetimi arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamaya geçiliyor. 29 Aralık 2022 Perşembe günü Rum Muhafız Ordusu ile Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri arasında 2023 yılı için ikili savunma işbirliği programı Rumlar adına Albay Lucas Hasikonstantas ve ABD Silahlı Kuvvetleri adına ABD'nin Rum Yönetimi Savunma Ateşesi Albay Roger Bowman tarafından imzalandı. Haberde şu ifadelere yer verildi. Anlaşma hem Güney Kıbrıs'ta hem de ikili askeri işbirliğinin daha da güçlendirildiği Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek bir dizi eylemi içermekte. Aynı zamanda iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin özellikle 2022 yılında istikrarlı bir şekilde arttığının da bir teyididir. Anlaşmanın Güney Kıbrıs'ın 2023 yılında New Jersey eyaletiyle bir anlaşma imzalanması beklenen eyalet ortaklık programına üyeliğinin onaylanması ve Güney Kıbrıs'a silah satışına yönelik silah ambargosunun tamamen kaldırılmasına ilişkin son kararın ardından gerçekleştiği kaydedildi. Programın imzalanması bağlamında 3 Ocak 2023 Salı günü Ulusal Muhafızlar Komutanı Kor General Demokritos Zervakis, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Albay Roger Bowman'la bir araya geldi. 2022 yılında geliştirilen işbirliğinin kısa bir değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda 2023 çipte yer alan eylemler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik genel gidişat ele alındı, denildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.